Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'deki 1 Kasım genel seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemi yarın başlıyor. 2 milyon 800 bine yakın yurt dışındaki seçmenin yarısının yaşadığı Almanya'da 1.4 milyon seçmen 8 ila 25 Ekim arasındaki 18 gün boyunca Türk konsoloslukları veya onların belirlediği seçim noktalarında oyunu kullanabilecek. Bir Kasım genel seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri yarın başlıyor. Gümrüklerde oy kullanma işlemi ise 1 Kasım'a kadar devam edecek. Numaralarının önü çok güzel. Yurt dışında kullanılan oyların Türkiye'deki kentlerin oylarına eklenecek olması, kıl payı bir partinin kazandığı sayısı göz önünde bulundurulduğunda seçim sonuçlarında belirleyici olacağı bildiriliyor. Yarın başlayacak seçimlerle ilgili Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, siyasi parti temsilcileriyle birlikte seçim süreci ve Köln Başkonsolosluğu'nda kurulan seçim alanı ile ilgili bilgiler verdi. Biz burada aşağı yukarı 128 bin seçmen, 128 bin 400 civarında seçmenden sorumluyuz. Gördüğünüz gibi hani sizler de çekim yapacaksınızdır. 290 metrekarelik bir çadır alanında biz seçim bölgemizi oluşturduk ama ondan daha da geniş bir bekleme bölgemiz var. Engin, 7 Haziran seçimlerine göre Almanya genelinde fazla değişiklik olmadığını belirterek, sadece kayıtlı seçmen sayısının çok az arttığını kaydetti. Yani seçmen sayısı tabii ki biraz farklılaştı. Çok az geçen seçimlere göre daha fazla bir sayımız var Almanya geneli için. Ama büyük oranda geçen yani 7 Haziran seçimleriyle aynı işlemleri biz buradaki önde ve tüm Almanya çapında gerçekleştireceğiz. Bu kez oy kullanma gün sayısının kısalmasına dikkate alarak hafta içi dahil toplam 7 sandık kurduklarını bildiren Başkonsolos, oy kullanma işlemi sabah 10 ila akşam 19 arası. Ama sırada vatandaşlarımız varsa tabii ki onlar oy kullanmadan sandıklar kapanmayacak ifadesini kullandı. Hafta içinde ve öğleden sonra saatlerde gelirse yine çok ciddi bir bekleme ile karşılaşmadan oylarını kullanabileceklerini düşünüyorum. Ama doğal olarak hafta sonları için daha fazla bir bekleme süresi olacağı bekleniyor. Köln Başkonsolosu seçmenin yanında geçerli bir kimlik getirmesi gerektiğini de vurguladı. YSK.gov.tr sayfasında yurt dışı seçmen bölümü var. Oraya girerek kendi kayıtlarını kontrol etmelerini biz önemli vurguluyoruz vatandaşlarımızın ki buraya gelip hani arzu edilmeyen bir şekilde oy kullanamadıklarını burada öğrenmesinler. O yüzden önce onu kontrol etsinler, ondan sonra da yanlarında TC kimlik numaraları yazan bir nüfus cüzdanı veyahut da yine TC kimlik numarası yazan bir pasaportla birlikte gelsinler. Parti temsilcileri ise 7 Haziran tecrübelerine dayanarak yurt dışında seçimlerin gayet şeffaf ve güvenli yapıldığını bildirerek seçime katılım çağrısı yaptı. Oyların dikkatli bir şekilde kullanılması, özellikle seçmenleri uyarıp işte herkesin oyunun dikkatli bir şekilde kullanıp ve boşa gitmemesi. Zaten burada diyelim yolsuzluk ya da çalma anlamda zaten öyle bir şey olamaz. Geçen seçimde bizim öyle bir tecrübemiz, bir deneyimiz oldu. Sandığa sahip çıkmadıktan sonra sandıkta kendi gelmediği, katılmadığı zaten katılmadığı zaman böyle bir algı operasyonu var, algı var. Oylar çalınacak. Yani bunu basında sizler de dile getirin. Basın yani sandıklar ve oylar güvenli bir şekilde oluyor. Müşahit olarak biz parti olarak hazırlıklarımızı bitirmişiz. Bir geçen dönem 7 Haziran seçimlerinde bir tecrübeler de edindik. Bazı aksaklamalar oldu. Burada da oldu. Başka yerlerde de oldu. Ama bu sefer hazırlıklıyız. Diğer partilerle birlikte işte CHP diğer partilerle birlikte sandıklarımıza mukayyet olacağız. Öte yandan Başkonsolos Hüseyin Emre Engin her aşamada parti temsilcileriyle birlikte sandık ve oy torbalarının muhafaza edileceğini, torbaların yine parti temsilcilerinin kendi kilitlerinin de olduğu 4 ayrı kilitle kapatılmış odada muhafaza edileceğini aktardı. 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu. Kanser tedavisi için DNA üzerinde çalışma yapan 3 bilim insanı ödüle layık görüldü. O 3 ismin arasında Türk asıllı Profesör Aziz Sancar da var. Nobel Kimya Ödülü Türk bilim adamı Aziz Sancar'a gitti. İsveç'te bulunan Nobel Komitesi 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü sahiplerini açıkladı. Bu yıl Nobel Ödülü'ne Amerika'da yaşayan Profesör Doktor Aziz Sancar, İngiliz Thomas Linda ve Amerikalı Paul Modrich layık görüldü.
Bu üç bilim insanı hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını haritalandıran önemli bir araştırmaya imza attılar. Bu çalışma kanser tedavisine önemli katkı sağladı. ABD'nin Kuzey Kaliforniya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Aziz Sancar Mardin'de doğdu. Sancar okuma yazma bilmeyen ancak eğitime önem veren 8 çocuklu bir anne babanın çocuğu olarak büyüdü. İstanbul'da tıp fakültesini bitiren Sancar, yurt dışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edilen 3 Türk'ten biri olmuştu. Kanser tedavisinde ritmik saat buluşunu yaparak dünya çapında üne kavuşmuştu. Bu yılın başarılı isimleri Nobel ödülünü Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta teslim alacak. Ödül 3 milyon İsveç kronu yani yaklaşık 2.8 milyon lira tutarında olacak. Almanya'da mülteciler arasında yine kavgalar meydana geldi. Hamburg ve Braunschweig şehirlerinde mülteciler arasında kavga çıkarken mülteciler demir sopalarla birbirlerine saldırdılar. Almanya'nın Hamburg ve Braunschweig şehirlerinde mültecilerin geçici olarak barındırıldığı bir kampta farklı ülkelerden gelenler arasında kavga çıktı. Hamburg'da kampta Afgan ve Arnavut yaklaşık 30 mülteci bazılarının ellerinde demir sopalarla birbirlerine girdi. Polis tarafından verilen bilgiye göre Aşağı Saksonya eyaletin Braunschweig şehrindeki mülteci kabul dairesinde Cezayirlilerle Suriyeliler arasında kavga çıktı. Yaklaşık 400 mülteci birbirine saldırdı. Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde Arnavutlarla Afganlar arasında çıkan kavgadaysa 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay mahallindeki tanıkların verdiği ifadeye göre bunlardan biri başka bir mültecinin kafasına silah tuttu. Wilhelmsburg'daki kavganın tam olarak neden başladığı belirlenemedi. Ancak tuvaletlerde bir Arnavut'la bir Afgan'ın tartışmaya başladığı, bu yüzden kavganın çıktığı tahmin ediliyor. Kavga sırasında bazılarının kullandığı demir sopaların buradaki tesisattan söküldüğü kaydedildi. Ayrıca Arnavutların kaldığı bir çadırda yatak yakıldı. Duman nedeniyle iki kişi zehirlenme tehlikesi geçirdi. Braunschweig şehrinde ise hırsızlık nedeniyle kavga çıktığı belirlendi. Polisin verdiği bilgiye göre buradaki kavgada yaralanan olmadı. Olay mahalline gelen 60 kadar polisin müdahalesiyle 1,5 saat sonra kavga sona erdi. Burada gözaltına alınan bir mültecinin mahkemeye çıkarılacağı açıklandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci politikalarının koordinasyonu görevini İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in elinden aldı. Yeni konsepte göre bu görevi Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier üstlenecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci politikalarının koordinasyonu görevini İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'den alarak Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier'e devretti. Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilen yeni konsepte göre Başbakanlık Dairesi Başkanı Altmaier'in mültecilere yardım koordinasyonundan sorumlu olması öngörülüyor. Altmaier'e Başbakanlık Dairesi'nde yeni bir mülteci politikaları ekibinin yardım etmesi planlanıyor. Uzmanlara göre bu yeni kararda mülteci politikalarından asıl sorumlu kurum olan İçişleri Bakanlığı'na sadece mesleki, hukuki ve mali konularda operasyonel sorunları çözmek kalıyor. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière böylece mülteci politikalarının ana hatlarına ilişkin fiili yetkilerini Başbakanlık Dairesi Başkanı Altmaier'e devretmiş oluyor. Büyük bir mülteci akınıyla karşı karşıya olan Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in son haftalarda mülteci politikalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda bazı çatlaklar göze çarpıyordu. Siyasi gözlemciler Merkel'in şimdi ipleri kendi eline almaya hazırlandığını öne sürerken hükümet çevrelerinden konuya ilişkin gelen ilk yorumlarda Thomas de Maizière'in yükünün hafifletilmesinin amaçlandığı belirtildi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaklaşık 25 bin kişi hükümetin sığınmacılara daha iyi şartlar sunması için yürüdü. Yürüyüşte mülteciler hoş geldiniz, Danimarka hepimize yeter pankartları taşındı. Danimarka Meclisi'nin açılış günü olması nedeniyle hükümetin dikkatini çekmek isteyen Hoş Geldiniz Komitesi öncülüğündeki grup Kopenhag Yabancılar Polisi'nin önünde yürüyüş düzenledi. Grup ellerinde, mülteciler hoş geldiniz. Danimarka hepimize yeter. Irkçılık olmayan şehir pankart ve dövizleri eşliğinde Danimarka Meclisi binası Christiansborg'a kadar yaklaşık 2,5 kilometre yürüdü.
Meclis binasına birkaç yüz metre kala ellerindeki meşaleleri yakan gruptakiler, Christian Borg'a vardığında burada kendilerini yaklaşık 1000 kişilik bir kalabalık karşıladı. Alkışlarla meclis meydanında toplanan kalabalığa hitap eden İnsan Hakları Enstitüsü'nden Araştırma Başkanı Thomas Gammeltoft Hansen, dünyada 60 milyon insan mülteci durumunda. Biz gözlerimizi kapatıyoruz diye ne sorunları ortadan kalkıyor ne de kendileri kayboluyorlar. İki komşumuz Almanya ve İsveç'ten öğreneceklerimiz var. Danimarka çok daha fazla sığınmacı kabul edebilir şeklinde konuştu. Gösterinin sonunda müzik grupları sahne alırken kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. Bu yıl içinde şimdiye kadar 130 binden fazla göçmen Afrika kıyılarından yola çıkarak Avrupa'ya geçti. Avrupa ülkelerinde mülteci krizine yol açan bu gelişmenin ardından Avrupa Birliği, Akdeniz'de insan kaçakçılarına karşı yeni bir operasyon başlattı. Avrupa Birliği, Akdeniz'in güneyinde insan kaçakçılarına karşı yeni bir operasyon başlatıyor. Sofia adlı operasyonda savaş gemileri, insan kaçakçılığı için kullanıldığından şüphelenilen tekneleri durdurabilecek, ekipler teknelere binebilecek ve teknelerin yönü değiştirilebilecek. Avrupa Birliği şimdiye kadar izleme ve kurtarma operasyonlarına odaklanmıştı. Operasyonun ilk safhası Haziran ayında gerçekleşmişti. Bu operasyonda savaş gemileri, insan kaçakçılığı için kullanılan tekneleri izlemiş ve Libya'dan İtalya ve Malta'ya insan kaçakçılığının nasıl yapıldığını gözlemişti. Avrupa Birliği'nin Libya kara sularında da faaliyet göstermeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak bunun için Libya'nın veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı gerekiyor. Bu arada Avrupa Birliği, Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya akışını durdurmak için bir eylem planı taslağı hazırlayarak Türkiye'ye sundu. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin taslak üzerine görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Planda Türkiye'ye fon desteği ve vize kısıtlamalarının hafifletilmesi maddeleri yer alıyor. Bu yıl için şimdiye kadar 130 binden fazla göçmen Afrika kıyılarından yola çıkarak Avrupa'ya geçti. Bu yolculuklar sırasında 2700'den fazla kişi boğularak yaşamını yitirdi. Volkswagen, emisyon değerleri manipüle edilen araçları Ocak ayından itibaren geri çağıracağını duyurdu. Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı Matthias Müller, operasyonun 2016 yılı sonuna kadar süreceğini açıkladı. Volkswagen'ın yeni yönetim kurulu başkanı Matthias Müller, karbon emisyon değerlerinde manipülasyon yapıldığı tespit edilen araçların Ocak ayından itibaren geri çağrılacağını söyledi. Frankfurter Allgemeine gazetesine konuşan Müller, skandaldan etkilenen araçların 2016 yılı sonuna kadar düzeltileceğini belirtti. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, 11 dizel motorlu aracın karbon emisyon testlerinde manipülasyon yapıldığını ve değerlerin düşük gösterildiğini duyurmuştu. Firma, yüksek güçlü otomobil markası Bugatti dışında diğer markalarında ve modellerinde de inceleme yapacak. Almanya'nın Wolfsburg kentindeki fabrikada çalışanlara hitap eden Müller, firmanın bazı değişimlere gideceğini ve bu değişimlerin sancısız olmayacağını da söylemişti. Müller, gerekli görülmeyen tüm yatırımların sona erdirileceğini veya erteleneceğini belirtti. Firmanın skandaldan sonra başına geçen yeni patronu teknik çözümlerin yakında uygulanacağını ve işten çıkarmaların yaşanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Air France yöneticilerinin saldırıya uğramasının Fransa'nın yurt dışındaki imajını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bu arada olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fransız Ulusal Havayolu Şirketi Air France'daki işten çıkarmaları protesto edenlerin yöneticilere uyguladığı fiziksel şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi. Sosyal diyaloğun şiddet olayıyla sekteye uğradığını ifade eden Hollande, Air France yöneticilerinin saldırıya uğramasının Fransa'nın yurt dışındaki imajına olumsuz etkilerinin olabileceğini de söyledi. Air France'un merkezini ziyaret eden Fransa Başbakanı Manuel Valls da saldırıyı haydutça olarak niteledi. Saldırının cezasız kalmaması gerektiğini söyleyen Başbakan Valls, bu görüntüler ülkemizi zor durumda bırakıyor ifadelerini kullandı. Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki Air France'un merkez binasında yapılan toplantı sırasında
2900 kişi hakkında işten çıkarma kararı alındığını öğrenen yüzlerce çalışan binaya gelerek yöneticilere fiziksel saldırıda bulunmuştu. Air France Yönetim Kurulu Başkanı Frédéric Gage ile eylemde gömleği parçalanan insan kaynakları müdürü Xavier Boresetta ile yöneticilerden Pierre Plosenya binayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu arada Bobigny savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Air France şirketi 2016 ile 2017 yılları arasında 300 pilot, 700 kabin görevlisiyle yaklaşık 1900 yer görevlisinin işine son vereceğini, ayrıca zarar eden bazı uçuş destinasyonlarını da kapatacağını açıklamıştı. İspanya'da savcılık Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin babası için 18 ay hapis cezası talep etti. Baba ve oğul 2007-2009 yılları arasında elde ettikleri reklam gelirlerinin vergisini beyan etmeyerek yaklaşık 4 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu. Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi hakkındaki vergi kaçırma suçlaması kaldırıldı. Aynı soruşturmada sanık olan futbolcunun babasınınsa 18 ay hapis talebiyle yargılanması istendi. 2007-2009 yıllar arasında elde ettiği reklam gelirlerinin vergisini beyan etmeyerek 4,1 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Lionel Messi ve babası Jorge Horacio hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık Barcelona'nın Gava ilçesindeki 4 nolu mahkemeye yazılı olarak sunduğu iddianamede futbolcu Messi hakkındaki suçlamaların düşmesini isterken diğer yandan Jorge Horacio Messi'nin 18 ay hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Söz konusu soruşturma başlar başlamaz Messi ve babası kaçırıldığı iddia edilen 4,1 milyon euroluk vergiyi faiziyle maliyeye ödemişti. Buna rağmen devam eden soruşturma sonunda savcılık futbolcu Messi'nin suçsuz olduğuna kanaat getirdi. Savcılık vergi kaçırma olayından Barcelonalı futbolcunun menajerliğini, şirketlerinin idari yönetimini ve muhasebe hesaplarını yapan Jorge Horacio Messi'yi sorumlu tuttu. Belçika'nın Kuzey Denizi sahil yakınlarında gemi kazası meydana geldi. Hafif yük gemisiyle dev gaz tankeri çarpıştı. Kaza sonucu yük gemisi yan devrilip yarısına kadar battı. Mürettebat kurtarıldı. İki yük gemisi çarpıştı, gemilerden biri battı. Feci kaza Belçika'nın Hollanda'ya yakın Kuzey Denizi'ndeki sahil açıklarına vardığında meydana geldi. 130 metre uzunluğundaki Hollanda bandıralı gemi Belçika'dan İspanya'nın Bilbao şehrine demir ve çeltik taşıyordu. Hollanda bandıralı yük gemisi gemi trafiğinin yoğun olduğu bölgede sıvılaştırılmış gaz taşıyan bir başka yük gemisi Al Oraik adlı tankerle çarpıştı. Kazada hasar gören Hollanda bandıralı gemi battı. Gemideki 12 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yetkililer kazanın sebebini araştırıyor. Sürücüsüz arabalardan sonra minibüsler de yola çıktı. Şoförsüz minibüsler elektrikle çalışıyor. Avrupa'da deneme sürecini geçen araçlar 5 ayrı şehirde hizmet vermeye başladı. Avrupa'nın ilk şoförsüz minibüsleri Yunanistan'ın Tırhala bölgesinde 1 Ekim itibariyle hizmet vermeye başladı. Citymobil 2 adı verilen şoförsüz minibüsler 3 kilometrelik bir güzergahta gidiyor. 12 durakta yolcu alıp indiriyor. Saatte 20 kilometre hız yapan minibüsler oldukça yavaş hareket ediyor. Çevre dostu araçlar elektrikle çalışıyor. GPS sistemi, engel tanıyan lazer ve bilgisayar yardımıyla manevra yapıyor. 5 Avrupa şehrinde 6 ay süreyle hizmet verecek minibüsler için 18 milyon avro bütçe ayrıldı. Sevgili seyirciler, şimdi ekranlarınıza para piyasalarındaki son durumu getiriyoruz. Dolar 2 lira 92 kuruş, euro 3 lira 28 kuruş, altın 107 lira 71 kuruş, petrol 53 dolar 3 sent. Ve sırada hava durumu var. Hamburg parçalı bulutlu ve yağmurlu 8 ila 14, Berlin parçalı bulutlu ve yağmurlu 6 ila 9, Köln parçalı bulutlu ve yağmurlu 9 ila 13, Frankfurt çok bulutlu 10 ila 15, Stuttgart az bulutlu 8 ila 17, Münih az bulutlu 7 ila 16 derece. Amsterdam parçalı bulutlu ve yağmurlu 10 ila 15, Brüksel çok bulutlu 6 ila 14, Paris az bulutlu 8 ila 16, Londra güneşli 7 ila 17 derece.
Madrid az bulutlu 11 ila 22, Roma güneşli 15 ila 24, Viyana parçalı bulutlu ve yağmurlu 11 ila 14, Bern az bulutlu 6 ila 15 derece. Oslo çok bulutlu 2 ila 8, Helsinki güneşli eksi 3 ila 6, Kopenhag az bulutlu 8 ila 12 ve İstanbul az bulutlu 16 ila 22 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.eu adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.